Evet, herkese merhaba. Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalındasınız ve bugün sizlerle koşu bandı alırken nelere dikkat etmeliyiz bunları konuşacağız. Sizlere birbirinden önemli kriterleri söyleyeceğim. Lütfen bu kriterleri koşu bandı alırken göz önünde bulundurun ve bu özelliklere dikkat ederek koşu bandınızı alın. Böylece en doğru koşu bandının nasıl seçilmesi gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Taşıma kapasitesi nedir? Örneğin benim zaman zaman koşu bandı önerilerim oluyor ve söylediğim ilk kriter bu koşu bandı kaç kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Örneğin bir model 120 kiloya kadar taşıyabilirken, 110'a kadar taşıyabilirken bir başka modelin 135 kiloya kadar taşıdığını ve bunun sahip olduğu motor gücü ve aksesuarla belirlendiğini de bilmelisiniz. O yüzden birinci özellik taşıma kapasitesi. İkinci özelliğimize gelince. İkinci özellik de yürüyüş alanı. Örneğin hepimiz farklı fiziksel özelliklere sahibiz. Daha kalın bacaklarımız olabilir. Adımlarımızı dışarıdan doğru açarak atıyor olabiliriz. Bunlar önemli. Bu bağlamda bir mezura alıyorsunuz ve mağazaya gittiğinizde diyelim ki internetten inceliyorsunuz. İnternette yürüyüş alanları koşu bantlarında muhakkak yazar. Bunu bir mezurayla ölçüyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu alanda yürüyebilir miyim? Eğer yürüyebilirim diyorsanız bu da ikinci kriterimiz olmuş oluyor. Üçüncü özellik, koşu bantlarında muhakkak ki göstergelere bir göz atın. Hangi özellikleri gösteriyor? Hız, yapılan mesafe, nabız, program özellikleri, hızı aniden artırmaya yarayan kısa yol tuşları, program tuşları, bunların hepsi yine gösterge panel kısmında önem arz eden konulardır. Bir diğer özellik de eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız MP3 özelliği olan bir koşu bandı almayı düşünebilirsiniz. Veya işte günümüzdeki uygulamalarla senkronize olabilen koşu bantları var. Bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Evet, göstergeden yola çıkmışken devam edelim. Hız, maksimum hız nedir? Biliyorsunuz ki 0, 1, 2 diye kilometre giderken maksimum kaça kadar çıkabiliyor? Bazı koşu bantları 18'e çıkar, bazıları 22'ye çıkar. Bu da sizin yine hedeflerinize göre belirleyici bir özelliktir. Bir diğer özellik, eğim özelliği var mı? Yani yokuş yukarı yürüyebilecek misiniz bu koşu bandıyla? Bu önemli. Bunu göz önünde bulunduruyoruz ve yine bir diğer göz önünde bulundurulması gereken konu, koşu bandınız özellikle evde kullanmayı düşünenler için katlanabilir mi? Kullandınız, antrenmanınızı, koşunuzu yaptınız, yürüyüşünüzü yaptınız. Kaldırıp o kapladığı alanı eve geri kazandırabilirsiniz. Ve yine göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus da esnek zemin. Ne demek bu? Yine bize çok gelen sorulardan birisi, koşu bandında koşmak dizlere veya ayak bileklerine zarar verir mi sorusu. Bunun cevabını verebilmemiz için dışarıda koşuyormuşuz gibi bu hissi veren teknolojiyi artık koşu bantlarında da bulmak mümkün. Özellikle böyle esnek zemin, ayağınızı yere vurduğunuzda oradaki ortopedik açıyı yakalayan teknolojiler var. Bunları da lütfen satıcınızla görüşün ve bu özelliklerin olup olmadığını sorun. Özellikle diz ve ayak bileğinde rahatsızlıkları olanlar ve şüphelenenler, olası rahatsız edici ağrılar yaşayanlar bu özelliği muhakkak göz önünde bulundurmalılar. Ve yine bir koşu bandı tercih ederken garanti, kurulum, satış sonrası destek, bunları da muhakkak göz önünde bulundurmalısınız. Markanın yaygınlığı ve size vermiş olduğu güvence de burada belirleyici bir özelliktir. Ve koşu bandınızı seçtikten sonra tabii ki şu hatayı yapmamak kaydıyla seçmeniz gerekiyor. Bakın şu anda size koşu bandı seçenlerin yaptığı en büyük hatayı söylüyorum. Evlerinde bunu bir elbise askısına dönüştürüyorlar ve kullanmıyorlar. Gerçekten kullanabileceğiniz bir koşu bandı alın. Zamanınızı, kendinizi hepsini hesaplayın. Ve ben bu koşu bandını kullanabilirim diyorsanız koşu bandınızı tercih edin ve bir an önce temin ederek evinizde kullanın. Bir de sağlık demiştik. Muhakkak ki sağlık açısından bir koşu bandı almadan önce doktorunuzla görüşün. Diz ve eklem sağlığınızın buna uygun olup olmadığını, çünkü sadece koşu bandı da değil, dışarıda dahi olsa belki de eklem sağlığınız yerinde olmadığı için yürümeniz uygun olmayabilir. Bunda doktorunuzdan ufak bir onay almanız sizin faydanıza olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.